Merhaba gençler. Gene beraberiz. Şimdiki konumuz Örsel, çok iki zengin. üçgen, iki kare, iki dikdörtgen Kenarlarıyla atıyoruz. Bu işaret aslında şu işaret benzerlik demek. Eşlik Biliyoruz ve ki benzerlik. Mutlaka sınavdan bir soru buradan bekliyoruz. Diyeceksiniz. Hadi o zaman başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Eşlik ve benzerlik. Merhaba gençler, gene beraberiz. Şimdiki konumuz çok zevkli. Konumuzun adı eşlik ve benzerlik. Mutlaka sınavdan bir soru buradan bekliyoruz ama hiç merak etmeyin. O kadar zevkli ki siz de görünce çok güzel diyeceksiniz. Hadi o zaman başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Eşlik ve benzerlik. Evet, ilk konumuz eşlik ve benzerlikte eşlikten bahsetmek istiyorum. Eşlik dediğinizde ne olacak? İki şekil, iki görsel, iki üçgen, iki kare, iki dikdörtgen kenarlarıyla, açılarıyla tıp atıp aynı olacak. Yani aynı açıya sahip olacağız, aynı kenara sahip olacağız. Aynı açının karşısında aynı kenar olmak zorunda. Burada bir örnek verdik. Şunu da vurgulayalım. Bu işaretimiz eşlik sembolü. Eşittirin üstüne bir dalga işareti koyuyoruz. Bu işaret aslında şu işaret benzerlik demek. Biliyoruz ki her eş şekil aynı zamanda benzerdir. O yüzden eşittirin üstüne şöyle bir dalga işareti koyduğumuzda bu sembol eşlik sembolü oluyor. İki tane üçgen vermiş ABC ve KLM. Açılar aynı, kenarlar aynı. Tamam demiyoruz. Neye bakıyoruz? Aynı açının karşısında aynı kenar var mı? Bakıyorum 60 derecenin karşısında 6 santim, 60 derecenin karşısında 6 santim. 40 derecenin karşısında 4, 40 derecenin karşısında 4. 80'in karşısında 8, 80'in karşısında 8. O zaman ABC üçgeni MLK üçgeni ile eş diyebiliyoruz. Yani şunu diyemiyoruz. Kafamıza göre ABC KLM ile eş. KLM değil de LMK ile eş. Yok MKL ile eş diyemiyoruz. Burada vurgu yapmak istiyorum. Bu önemli bir nokta. Buradaki yazım çok önemli. Yani siz 40 derecelik A açısının karşısına 40 derecelik M açısını getirmeniz lazım okurken. Buradaki 60 derecelik B açısının karşısına L açısı 60 derece olduğu için getirmelisiniz. 80 derece C açısı olduğu için buradaki 80 derece K'yı temsil ettiği için K'yı getirmelisiniz. Yani siz ABC üçgeni eştir MLK üçgeni demelisiniz. Ya hocam ya ben ABC üçgeni demek istemiyorum. CBA üçgeni istemek istiyorum diyebilirsiniz. O zaman da okurken sırayı bozmuyorsunuz. C açısı burada kimi temsil ediyor? K'yı. C'nin karşısına K'yı. B açısı 60 burada L'yi. A açısı 40 burada M'yi. O zaman siz eğer CBA açısı CBA üçgeni diye ifade ediyorsanız o zaman CBA üçgeni KLM üçgeni ile eştir demeniz lazım. Bu sıralamaya, bu okunuşa lütfen dikkat edin. Bakalım eşlikten sonra karşımıza ne çıkıyor? benzerlik. İşte vurgu yaptığımız nokta belki de soru beklediğimiz kısım benzerlik. Benzer olunca ne olacak? Hemen demiştim daha önce şöyle bir dalga işaretimiz var. Bu işaret benzerlik işareti. Eğer benzer olunca evet kenarlar belli bir oranda büyümeli ya da belli bir oranda küçülmeli. Ama bu orandan kastım sakın ha yanlış anlamayın. Artma ya da azalma değil. İşte 6 cm'i 2 arttırmış. 7 cm'i 2 arttırmış. Hayır. Buradaki oran kat anlamında. Yani bu üçgendeki kenar bu üçgendekinin iki katı, üç katı, 2 katı, 3 katı, 1/2 katı ya da 3/2 katı. İşte o oran dediğimiz kısım o. İşte belli bir oranda büyüyüp küçülen iki cisim birbirine ne oluyor? Benzer. Tabi bu oran bütün kenarlar için ne olmalı? Aynı olmalı. Neyi unutmayacağız? Açıları. Tabii ki kenarlar büyüdü, küçüldü ama açılar ne yapmadı? Değişmedi. Atıyorum 40 derecenin karşısındaki kenarla gene 40 derecenin karşısındaki kenar belli bir oranda büyüdü, küçüldü. Şimdi burada bir örneğimiz var. ABC üçgeni verdik. Açıları 80 derece, 40 derece, 60 derece. Bir KLM üçgeni verdik. Burada da 80 derece, 40 derece, 60 derece. Bakıyorum 60 derecenin karşısı 6 santimken burada ne oldu? 3 santim oldu. Oran 6'ya 3. 80 derecenin karşısı 8 santimken burada 4 santim oldu. Oran 8'e 4. 40 derecenin karşısı 4 santimken burada 2 santim oldu. Oran 4'e 2. Eğer bu oran hepsinde aynıysa biz bu iki cisme benzer cisimler, benzer üçgenler diyebiliriz. Oran kaç? 2. En sade hal 2. En sade hali 2. İşte biz bu orana benzerlik oranı diyoruz. Ama unutmayın bu üçgenin bu üçgen oranı 2. Ama küçük üçgenin büyük üçgen oranı nedir desek o da 1 bölü 2. Yani eğer soruda söylemiyorsam işte küçük üçgenin büyük üçgen oranı ya da büyük üçgenin küçük üçgen oranı demiyorsam benzerlik oranı 2 de olabilir, 1 bölü 2 de olabilir. Unutmayın oranların en sade halidir benzerlik oranı. Tabii bunu da aynı eşlikte olduğu gibi kafamıza göre bu üçgen bu üçgene benzer diyemiyoruz. Sıralama çok önemli. Burada da ABC üçgeni diyorsanız A açısı 40 derecenin burada M'yi temsil etmesi lazım. B açısı 60 derecenin L'yi temsil etmesi lazım. C açısı 80 derecenin de burada K'yı temsil etmesi lazım. Bu sıralamaya verildiyse size böyle bir sorunun kökünde bu sıralama buna mutlaka dikkat edin. Şu çok önemli ondan bahsedeceğim hemen. Gelelim. Benzerlik oranı dediğimiz şey bizim için önemli. Peki benzerlik oranı nerede destek olacak bize? Çevre ve alanda destek olacak. Çünkü çevre oranı her zaman benzerlik oranına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ama alan oranı her zaman benzerlik oranının karesi kadar olmalı. Bu bizim için çok önemli. Lütfen buna dikkat edin. Gelelim burada bir tane soru veriyor. Açı yok. Hiçbir şey yok. Ama diyor ki ABC üçgeni benzerdir JKL. Hemen ne yapıyorum? Tamam diyorum. A açısı kimi burada? J ile. B açısı kiminle? K ile. C açısı kiminle? L ile. E bunlar benzerse bu kenarların yani aynı açının karşısındaki kenarların oranları da aynı olmak zorunda. Diyorum ki o zaman 5'in karşısı x'i temsil ediyor. 5'in x'e oranı. Burada 4'ün 6'ya oranı. Diğer taraftan 6'nın 9 oranına eşittir. En sağda haline geliyorum benzerlik oranı için. 2'ye 3, 2'ye 3. O zaman içler dışlar çarpımından 2x eşittir 15'ten x dediğimiz ne oluyor? 7,5 oluyor. Bakalım. Burada dikdörtgenlere dikkat edin. İç içe girmiş dikdörtgenlere. Burada en çok hatayı burada yapıyorsunuz. Aslında birinin kısa kenarı belki diğerinin uzun kenarı oluyor. Belki birinin uzun kenarı diğerinin kısa kenarı oluyor. O yüzden ben öğrencilerime hep diyorum ki lütfen iç içe girmiş dikdörtgenler varsa ayrı ayrı çizin. Bu dikdörtgeni buraya alın. Büyük dikdörtgeni buraya alın. Ha, kısa kenarın kısa kenara, uzun kenarın uzun kenarı oranı değil. Çünkü dikdörtgende neye dikkat etmeniz lazım? Kısa kenarla kısa kenara, uzun kenarla da uzun kenara. Şimdi burada ABCD dediği şu dikdörtgenimiz, yani şuraya alıyorum hemen. Kısa kenarı 12, uzun kenarı x diye belirtebildiğim. Bir de BCEF, BCEF dikdörtgenimiz kısa kenarı 4, uzun kenarı 12. İşte buradan bahsediyorum. Yani buradaki uzun kenar bu dikdörtgenin kısa kenarı oluyor. Bunu göremiyorsunuz bazen. Ama ayrı ayrı çizerseniz çok güzel görürsünüz. Kısa kenarın 4, kısa kenarın 12 olduğunu söylüyor. 4'ün 12 oranı. Uzun kenar 12, buradaki uzun kenar x. Bu bunun 3 katı diyebilirsiniz direkt. O zaman 12'nin 3 katından 36. Yani burası 36. Şeklin çevresi dediğinde de çok rahat bir şekilde bütün kenarları ne yapabilirsiniz? 12 artı 12 bir de ne var? 40 var bir de 40 var. O zaman şeklin çevresi ne olacak? 40 artı 40 80, 12 artı 12 24 yani cevabımız 104. O zaman ne diyoruz? Dikdörtgenlerin benzerliğinde iç içe girdiyse bu dikdörtgenler Ayrı ayrı çizip incelemekte yarar var. Gelelim sorumuzdan önce teoremlerimize. İşte en önemli benzerlik teoremimiz ne? Semel benzerlik. Çokça karşınıza çıkmıştır. Burada iki tane üçgen iç içe giriyor. Tabii ki önemli olan ne? Tabanların birbirine ne olması paralel olması. Bu paralellikten kaynaklı geçen seneyi hatırlayayım İç ders, dış ders, yöndeş açı görmüştük. Buradaki açı, buradaki açıyla yöndeş, buradaki açı, buradaki açıyla yöndeş. A açısı da ikisinde ortak olan açı oluyor. Buradaki oranları sıralarsak şuraya bir daha çizelim. Paralelliğimizi gösterelim. Tepe noktası o sivri noktaya geliyoruz. Bu kenarın tamamına oranı, bu kenarın tamamına oranı tabanların birbirine oranına eşit oluyor. Şuraya bir tane örnek yapayım hemen. Bu çok önemli bir benzerliğimiz. Örneğin burası 4 santim olsun, burası 6 santim olsun, işte burası 12 santim olsun. Acaba burası kaç? Hemen o iki üçgenin birleşim yeri yani ortak olan A açısına sivri noktaya geldik. Yani 4'ün 10'a oranı. Burada bunun tamamına oranı diyoruz. 12'nin ne oranına eşit? X'e. Burada da içler dışlar çarpımı yaparsak 4X eşittir 120'den X eşittir 30 diyebiliriz. Bakalım bir sonrakine geçelim. Bir sonraki de bizim çokça verdiğimiz teoremlerden biri. Bol diklikte diyorum ben ona. Yani bolca her yerde dik üçgen var. Bizim benzerlikteki kilit noktamız ne biliyor musunuz canlar? Açı açı kavramı çok önemli. Örneğin size böyle bolca dik üçgen veriyor. Burası dik, işte burası dik, burası dik. Ben öğrencilerime buna mutlaka bol diklik diyorum. Onlar da hemen unutmuyorlar. Ya burada bol diklik var açıları harflendireceğim diyorlar. Örneğin buraya A açısı, buraya B açısı derseniz. A artı B 90 olduğu için bura 90, bura B, bura A olur. O zaman burada B olur. O zaman dersiniz ki A açısının karşısı A'da B açısının karşısı B'ye, işte 90 derecenin karşısı 90 derecenin karşısına oranlanır. Tabi burada hangi üçgenden başlıyorsak o sırayı devam ettirmeliyiz. Atıyorum burada A'nın karşısı X'in, A'nın karşısı Y'ye oranı diyorsak, B'nin karşısı Z'nin, B'nin karşısı D'ye oranı dememiz lazım. Yani D'nin Z'ye oranı değil. Buradan başladık. Devam ettik. Yine buradan başlıyoruz, devam ediyoruz. Ne demiştik bir daha hatırlatıyorum çevre oranı üçgenlerde ya da benzer şekillerde benzerlik oranına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda ama alan oranı her zaman benzerlik oranının neyi kadarıdır? Karesi kadardır. Bu da çok önemli bir bilgi. Bakalım bir sonraki sorumuz. Evet karşımıza ne çıkıyor? Artık öğrenciler bunu görür görmez diyor ki evet hocam bu temel benzerlik. Bir aşağıda şekilde bir ağaç verilmiş demir çubuklar ama birbirine ne olarak verilmiş Paralel. İşte paralel kelimesi de burada kilit bir kelime. Çünkü paralellik varsa açıların eşliği de vardır. İşte tersten, dış tersten, yöndeş açıdan. Burada yapacağımız şey ne? Hemen soru kökünü okuyalım. Buna göre diyor ki kısa çubuğun ağaca değdiği noktanın zemine uzaklığı kaç metredir? Hemen ne diyorum? Temel benzerlik var. Burada hemen bu üçgenlerin sivri yerine geliyorum. 3 metrenin tamamı olan 7 metreyi oranı dersek aslında burada 3'e 7 oranı var. Yani şuradaki uzunluğa 3a dersek tamamına kaç diyeceğiz? 7a diyeceğiz. E, o zaman buradaki 7a 21 metre olduğuna göre a başına 3 metre düşer. O zaman 3a'nın ne olması lazım? 9 metre olması lazım. E, kısa çubuğun ağaca değdiğinin zemine uzaklığı dedi için cevabımız 9 karşımıza temel benzerlik çokça çıkabilir. Bakalım bir sonraki soruya. Hakkı üçgen şeklindeki evinin fotoğrafını cep telefonunda dikey konumunda görüntülediğinde fotoğraf tüm ekranı kaplıyor. Ama ne yapıyor bunu? Yatay olarak döndürdüğünde sağ ve sol tarafında aynı boşluklar oluşuyor. Ekranlardaki üçgen şeklindeki evlerin yani bu şekillerin benzerlik oranı da kaça kaç? 2'ye 5. Şimdi burada 6 mm bir taraftan, 6 mm bir taraftan toplamda 12 mm bir boşluk var. O zaman şuradaki resmimiz 44'ten 12 mm'yi çıkarırsak 32. 92'den de 12'yi çıkarırsak yani burası da 80. Şimdi normalde resmimiz kısa kenarı 32, uzun kenarı 80 olan bir resim. Şimdi bunu yan çevirdiğimizde benzerlik oranı 2'ye 5 olacak şekilde küçültülmüş. Biz de aynı şekilde küçültelim. Burada önemli olan tabii ki şuradaki kısa kenar. O zaman 32'nin şu kenara X diyelim ya da X burada var A diyelim şuradan. A'nın 32 oranı 2'nin 5'e oranından içler dışlar yaparsak 64 eşittir 5A'dan A'mız ne olacak? 64 bölü 5 yani 12,8 olacak. Şimdi buradaki A dediğimiz yani şurayı hemen şöyle bir göstereyim size. Resim burada. Burada X. Burada x boşluklar var. Şurayı da 12,8 bulduk. E zaten burayı yatay çevirdiğimizde aslında ki buradaki uzun kenar yani 80 olan yer şurayı temsil ediyor. Yani buranın kaç dememiz lazım tamamına? 80 dememiz lazım. O zaman şuraya yapıyorum. 80'den 12,8'i çıkarıyorum. 9'dan 2 çıktı 7. 7'den 1 çıktı 67,2. Ama bu neye eşit? 2x'e eşit. O zaman her tarafı 2'ye böleceğim. 2x eşittir 67,2'den x dediğimiz kaç? 33,6 şurada kapandı ama cevabımız 33,6 D seçeneği bu da güzel bir soru. Bakalım başka bir soruya. Yukarıdaki şekilde yerden 60 metre yüksekte bir uçurtmanın ipine 20 metre yükseklikte bir kelebek konuyor. B ile C arasını verilmiş 15 metre bize A ile C arasını soruyor. Çünkü burada hemen x'i koyacağım çünkü burada 90 derece ve burada 90 derece olduğu için bunlar birbirine ne olmak zorunda? paralel olmak zorunda. Karşımıza ne çıkıyor? Temel benzerlik. Bu sivri noktaya geldim. X'in X artı 15'i oranı eşittir. 20'nin 60'a oranı diyebiliriz. E 20'nin 60 oranı kaç? 1'e 3 oranıdır. E içler dışlar çarpımı yaparsam 3x eşittir. x artı 15. E 2x eşittir 15. O zaman x 15 bölü 2 de diyebiliriz ama şıklarda virgüllü olduğu için direkt 7,5 diyorum. Yani x gördüğüm şey 7,5. Benden istediği a ile c arasıydı. 15 artı 7,5 yani cevabımız 22,5. A seçeneği gene karşımıza temel benzerlik çıktı. Bakalım bir sonraki soruya. Buna benzer örnek sorularda da sorularımız vardı. Aşağıda 4 sehpanın üçünün üçgen şeklindeki yüzeyleri birbirine benzer. Ama üç tanesi benzer olacak. Acaba e, bu benzer olan üçgenler eş açıları aynı yöne bakacak şekilde dizilecek. Ve bu dizilim aşağıdakilerden hangisi? Tabi burada ne yapmamız lazım? Şekilleri incelememiz lazım. Ben direkt B seçeneğine bakacağım. Buradaki kısa kenar yani yeşil, mavi ve pembeye bakacağım. Burası 30. Buradaki en kısa olan 24, burada 18. Şimdi bakacağız oranlara tek tek benzer mi? Mesela 50'lik yer burada 40'ı temsil ediyor. O zaman 50'nin 40'ı oranı 30'un 24'ü oranına aynı mı? Aynı oranı veriyor mu? Bakalım 6 katı 6 katı evet. Aynı şekilde 50'nin burada 30'a oranı neyi veriyor mu? 30'un 18'e oranını veriyor mu? Şu sıfırları götürebiliriz. Evet 6 katı 6 katı. Yani yeşil, mavi, mavi ve pembe olan sehpalar birbirine benzerdir. Benzer olan sıralama aynı açılarda buradaki 30, 24 ile 18 ile işte buradaki 50 olan buradaki 40'la, ile burada 30 ile. işte buradaki 60 santimlik 48 ile ve 36 ile aynı hizaya şekilde gelecek. Burada da seçeneğimiz B seçeneği. Bakalım bir sonraki soruda. Biz bunu aslında kelebek kuralı, papyon kuralı diyebiliyoruz. Bunu da görmüşsünüzdür. Kısa bir hatırlatıyorum. Kelebek kuralında da tabanlar birbirine mutlaka paralel olacak. Buradaki açı, buradaki açıyla eşit. Çünkü iç ters açı oluyor. Buradaki açı, buradaki açıyla eşit. Ve şunlar iç ters. Birbirlerine ters açılar. O zaman diyoruz ki işte buradaki A kenarının B'ye oranı, C kenarının D'ye oranı, e kenarında F oranına eşit olmalı. Burada da öyle bir resim var. Şimdi diyor ki şöyle bir görsele bakalım. Golfçü AD ve BE'nin kesiştiği C noktasında bulunuyor. A ile B arası 2.4, E ile D arası 4.8, C'den E arası 3.5. Acaba paralellik olduğu için işte burası çok önemli. Zaten temel benzerlik ya da kelebek dediğimiz bu kurallarda paralellik olmazsa olmazımız. Acaba golfçü ile B deliği arası yani şuraya X diyelim. Hemen yapıyorum şu açı bu açıya eşit olduğu için buradaki açı buradaki açıya buradaki açıda... Buradaki açı eşit olduğu için 2.4 metrenin 4.8 metreye oranı x'in 3.5 oranına eşit olmalı. Bu oran 1'e 2 oranı. İçler dışlardan 2x eşittir 3.5 ama kesirle ifade edelim. Şıkları öyle vermiş. 35 bölü 10. Sadeleştiriyorum. 5'e böldüm 7, 5'e böldüm 2. O zaman 2x 7 bölü 2 ise x dediğimiz 7 bölü 2'nin 2'ye bölünmüş hali. 7 bölü 4. Bu da kelebek, papyon, bazen kum saatte diyorlar. Bu kurala bir örnek soru. Bakalım bir sonraki sorumuza. Burada da aslında bir kelebek kuralı var. Yani burada iki tane ekstrem gösterisi yapan iki kişi bir görsel oluşturuyorlar. Bu görselde hemen buraya çiziyorum. Burası 50 santim, burası 60 santim, burası 30 santim. Bizden de A ile şu B arası hemen burayı birleştirmiş kabul edin X. Ve bunlar zaten birbirine paralel. Yani şu açılar birbiriyle ortak. O zaman kelebek kuralını karşımızda görebiliriz. Başlıyorum oranlamaya. 60'ın 30'a oranı 50'nin kaçı oranıdır? Buradaki oran 2'ye 1. O zaman içler dışlardan 2x eşittir 50, x eşittir 25. Yani cevabımız C seçeneği bir kelebek kuralı da karşımızda. Şimdi aşağıda verilmiş şekilde duran bir sandalye görseli var. Sandalyenin ayakları eşit boyda ve birbirine paralel. İşte paralel kelimesi aslında size eşlik ve benzerliğin sinyallerini veriyor. Sırt kısmı ile arka doğruları doğrusal olup oturulan kısım diktir diyor. A ve B noktaların yerden yüksekliği. Hemen şuradan bir yükseklik çiziyorum. 50. B'den bir yükseklik çiziyorum. 40. Ve sandalyenin ayak uzunluğu 60 santim. Yani şuraya 60 santim diyeceğim. Şuradaki x'i soruyor. Açılar çok önemli dedik. Benzerliğin kilit noktası açı diye ifade ettik. Ben buraya 90 dersem, buraya a dersem, buraya b derim. E burası 90 derece olduğu için, burası b olduğu için buraya a derim. E bura 90 derece, bura a olduğu için buraya b derim. E o zaman bura 90, bura b olduğu için buraya da a derim. Yani 90 ab dediğim bir dik üçgen, 90 AB dediğim başka bir dik üçgen var ve açıların eşitliğinden konuşuyoruz. Şuraya hemen çizeyim net anlayın. 90 burası A, burası B, burası 50, burası acaba X kaç? Bir de şurada burası 90, 40, 60, A açısı, B açısı verilmiş. Şimdi bu iki üçgenin benzerliğini konuşturalım. Diyoruz ki 90'ın karşısı 60'ın, 90'ın karşısı X oranı, B açısının karşısı 40'ın, B açısının karşısı 50'ye oranı kaçtır? Sadeleştirmelerimizi yapalım. Mesela sıfırlar gider. İçler dışlardan 300 eşittir 4 xten x her tarafı 4'e bölersek 75. Yani dikliği görmek, açıların eşitliğini görmek, açıları yeri gelip x, a, b diye harflendirmek çok önemli. Bu sorunun cevabı D seçeneği. Başka bir soruyla gelelim. Akyüz Sokak, Neşe Sokak ve Belkıs Sokak diye bir yamuk görseli verilmiş. Şurada olduğu gibi. Diyor ki 3 tane AB, 2 tane BC'ye eşit. O zaman 3 ile 2 kaçta eşitleniyor? 6'da. O zaman ben AB'ye 2x, BC'ye 3x derim. AB 2x, BC 3x. Akyüz Sokak 1 kilometre, Meşe Sokak 3 kilometre bana Belkıs'ı soruyor. Böyle şeylerde de paralellik olduğu için ki şurada var paralel kelimesi. Yamuk görseli verildiğinde de karşı kenarlara paralel bir şerit indirmenizi tavsiye ediyorum. Ben yapacağım şimdi şu A köşesinden şöyle bir paralel indireceğim. Şurada karşıma bir paralel kenar çıkacak ve burada da karşıma temel benzerlik. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için buraya 1, buraya 1 yazıyorum. Tamamı meşe sokağın 3'tü. O zaman buraya 2 kalacak. Şuradaki temel benzerliği hemen çiziyorum. Burası 2x, bura 3x, burası 2. Acaba bura kaç? Hemen başlıyorum sivri noktadan. 2x'in 5x'e oranı 2'nin kaçı oranından? Buranın 5 çıktığını görüyorum. E burası zaten 5 di arkadaşlar 5 kilometre. Burası da 1 kilometre. Yani toplamda Belkıs Sokak 6 kilometre. Burada cevabımız gözükmüyor ama şurada göstereyim. C seçeneği 6. O zaman yamuk görseli verildiğinde paralellik de varsa ki yamukta paralellik vardır. Tabanlar birbirine paraleldir. Hemen üst köşelerden bir şerit inip bir paralel kenar bir de temel benzerlik yapabiliriz. Bakalım Burada bir sorumuz var. Antrenman yapan bir basketbolcu ne yapıyor? 1,5 metre yükseklikten yere çarptırarak topunu karşı tuvarın 3,5 metre yüksekliğine doğru atıyor. Şimdi burada ne diyeceksiniz hocam ne var? açılar var. Zaten benzerlikteki önemli olan nokta neydi? Açıydı. Diyor ki A noktası ile duvarın bulunduğu B noktası arası uzaklık 12 metredir. Şimdi buradaki orana bakalım. Bu açının karşısı 1,5 metre, bu açının karşısı 3,5 metre. 1,5 metreyi 3,5 metreye oranlarsak en sade haliyle sadeleştiriyorum. 3'e 5'e böldüm. Yani 0,5'e bölüyorum. 3'e kaç oranı? 7 oranı. O zaman ben şu şuralar 90 derece A açısı diyelim. Buraya da A açısı diyebilirim. A açısının karşısına 3K. Buradaki A açısının karşısına 7K diyebilirim. Topun basketbolcunun elinden çıkıp duvara çarpana kadar aldığı yolu soruyor. Bu arada 10K eşittir 12'den K eşittir 1.2 o zaman 3K dediğim 3.6 ve buranın dik üçgen olduğunu görüyoruz. 1.5 metre 3.6 hemen aklımıza ne geliyor dik üçgende? Tabii ki Pisagor teoremi ve bu özel üçgen olabilir mi? Evet burası 5, 12, 13 üçgeninin özel hali ama kaç katı? 0.3 katı. O yüzden ben buraya ne diyorum? 5'in 0.3 katı, 12'nin 0.3 katı, 13'ün 0.3 katından 3.9 diyorum. Geldik buraya. 7K'ya gelelim. 1.27 ile çarparsam burası 8.4 şeklinde. Peki bu neyin katı olabilir? Tabii ki gene 5, 12, 13 üçgenin katı. 5'in 0.7 katı, 12'nin 0.7 katı. O zaman 13'ün de 0.7 katını alıyorum. Yani 9.1. O zaman bizden bu izlediği yolu soruyordu. 3,9 ile 9.1'i toplarsak toplamda ne kadar? 13 metre diyebiliriz. Burada da karşımızda aslında bir nevi bol diklik dediğimiz açıları harplendirdiğimiz kurallar geliyor. Peki canlar ne yaptık? eşlik ve benzerliği gördük. Eş şekillerin aynı açılara, aynı kenarlara, aynı açıların karşısında aynı kenarlara sahip olduğunu gördük. Benzerlikte ne gördük? Evet aynı açılar var ama aynı açıların karşısındaki kenarlar belli bir oranda büyümeli veya küçülmeli. Benzerlik oranı çevre oranına ne olmalı? Eşit olmalı. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olmalı dedik. Açıdan bahsettik. Açının kilit noktası olduğunu işte kelebek kuralı, temel benzerlik kuralı, işte bol dikli gibi açıları harflendirmeyi asla unutmamalıyız. Eşlik benzerlik zevkli bir konuydu, önemli bir konuydu. Sınavda mutlaka bir soru beklediğimiz bir konuydu. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın. Bir sonraki videoda gene sizinle beraber olacağız. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere.